mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım alalım diye bir şarkısı var. Telif ben söyleyince şarkı başka bir şeye dönüştüğü için gelmez diye düşünüyorum. Şarkı çok popüler. Sen bile biliyorsun değil mi Ali abi? Bilmeyen yani, yok yani. Hangi şarkı? Mekanın sahibi. Ya mekanın sahibi geri geldi. Defakto'nun reklam müziği oldu. Evet. Abi şimdi bakıyorum. Aslı Enver'i takip edenler bilir, beğenirim, severim. Abi ne Aslı Enver'in ağzına o replik yakıştı, ne Defakto'nun reklamına o müzik uydu. Mekanın sahibi geldi. Ya kıyafet bu, ne mekanın sahibi? Hani bir şey olsa, mekan nedir? Bir ortam. Bir maddi bir şey. Yani dükkandır, mağazadır, bilmem ne. Bebeler çekilsin pistte, mekanın sahibi geldi. Vallahi Defakto'ya yani ne kadar para verdiler bilmem ama yol su elektrik olarak dönmeyecek bir reklam bence. Çok enteresan. Ya Norm Ender çok eleştirilmişti de sen abi tersten girdin yine. Bir kere rap müzik nedir? Rap muhalif bir müziktir. Yani underground müziğin sisteme adapte olması, popüler kültürün reklam malzemesi olması, moda ikonunun bir parçası olması bana tuhaf geliyor. Yani varoluş itibarine, varoluşuna ters. Ha şu olabilir, sırf bir ürün vardır ortada, o ürün için bir eser yaparsın, o ürünü ruhuna uygun bir eser yaparsın, müzik yaparsın, bir jingle hazırlarsın, eyvallah. Böyle değil. Bu hit olmuş bir şarkıyı, rap bir şarkıyı alıp reklamda, ki reklamda Defakto kıyafet. Şimdi Norm Ender çok eleştirildi abi. Senin gibi düşünen, çok daha ileri boyuta taşıyan bu düşüncelerini, hakarete varan sözlerle eleştirenler vardı. Dayanamadı, bir paylaşımda bulundu. Hemen onu verelim. Kendisi ne diyor? Şarkının sahibi ne diyor bu işe? Marley ve Tupac dahil birçok sanatçı duruşlarına uygun markalarla reklam yaptılar. Mesela sizin abileriniz yalamayı seçmişti. Ben giydirmeyi tercih ettim. Para kazanmam sizi bu kadar korkutmasın. Lümpenlerin satılık kalemlerini iyi bir yatırım olarak görmüyorum. Hadi selametle. Bir dakika şimdi. Burada ne diyor? Sizin abileriniz yalamayı seçti. Ben giydirmeyi tercih ettim. Bu ne? Bu tam bir bel altı. He? Cezanın ceza abi. Evet. Şimdi aynen söyleyeyim. Bir dakika şimdi. Yani siz burada bu kelime oyunuyla aslında onun ne demek istediğini anlamadıysanız hakikaten saflık konusunda dereceye girersiniz. Ben o mesajın düşünülüp taşınılmış geçirmek için bir daha oku o lafları. Lafları hemen açıyorum. Evet. Bu arada hatırlatayım, yani Ceza önceki yıllarda bir lollipop reklamında oynuyor. Evet. Onu da söyleyelim. Ceza da rap müziğin babası olarak görülüyor Türkiye'de. Marley ve Tupac dahil birçok sanatçı duruşlarına uygun markalarla reklam yaptılar. Bak, duruşlarına uygun markalarla. Evet. Evet. Sen bugüne kadar bu mekanın sahibi birini giydirmiş mi? Mekan. Moda konusunda diyor. Bak ne diyor? Tabii tabii anladım. Modacı mısın diyorsun. Evet. Nedir yani mevzu? Evet. Yani markasıyla örtüşen. Aynen. Evet. Mesela sizin abileriniz yalamayı seçmişti. Ben giydirmeyi tercih ettim. Evet. Şimdi yalamayı ve giydirmeyi cümle içinde kullanarak neyi kastettiğini, nasıl bir argonun olduğunu, yani bunu televizyonda yayınlamaya kalktığın zaman altında işaret koyacaksın. Argo. Tabii. Küfür içerir. Dedi. Hadi yani, selametle. Ama işin enteresanı söyleyeyim sana abi. Bunu dedi, sonra da sildi. Hı? Sildi bu paylaşımı Norm Ender. Hani bu kadar iddialı bir şey paylaşıyorsun ya, arkasında dur ya da sileceğin şey yazma mı ya da sen ne dersin bilmiyorum abi. Yok şu an. Girdim baktım. Silmiş. Yani sildiğini bilmediğim halde ben doğru olanı söylüyorum. Yani bu üslup şimdi Defakto da sadece yetişkinlere değil, çocuklara da kıyafet var.
Yani otursun var, evet. Defaktonun sahipleri neye yatırım yaptıklarını düşünsünler. Marka değerini nasıl düşürdüklerini de düşünsünler. Defaktoya da giydirmiş oluyor abi yani onun tabiriyle. Evet. Laf etmiş oluyor. Giydiriyor. Defakto giydiriyor. İşte. Yani defaktodan bir şey aldık mı bize giydiriyor öyle mi? Şimdi işte böyle bel altı bir mesaj attı ama onu da sildi. Derken yani bu konuşulacak aslında bir konuyken abi bir diğer mevzu daha çıktı. Bu şarkı çalıntı haberi çıktı. Evet. Görmüşsündür onda. Work My Move bir düet şarkısı. Yine rap şarkısı. Gerçekten de dinleyince iki şarkının birbirine çok benzediğini fark ediyorsunuz. Ama tabii ki bunu bizim kendi kendimize değerlendirmemiz çok doğru değil. Biz de o yüzden Ali abiyle dedik ki bu konuyla ilgili bir müzik otoritesi bize yardımcı olur mu? Evet. Taner Demiralp'i müzik yönetmeni ve besteci ve ülkemizi uluslararası alanda temsil eden aynı zamanda bir orkestra şefi olan Taner Demiralp'i arıyorum şimdi. Hocam merhaba, nasılsınız? Fotoğrafı var mıdır? Teşekkür ederim. Yayını alıyorum siz uygunsanız. Tamam. Şimdi Taner Hoca'yı bilenler zaten çok yakından müzik dünyası biliyor ama müsaadenizle hocam ben hemen sizinle ilgili bir iki şey söylemek isterim. Efsane Anadolu Ateşi'nin bestelerini yapan, orkestrasını yöneten, ben TRT'nin Avrasya ülkeleriyle yaptığı bir uluslararası şarkı yarışmasında koordinatörlerden biriyken aynı zamanda o orkestranın şefliğini yapan, ülkemizi de uluslararası alanda temsil eden çok önemli bir müzik insanı, besteci, müzik yönetmeni, orkestra şefi Taner Demiralp. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ali abiyle birlikteyiz. Hocam merhabalar. Biliyorsunuz. Ali abiye de çok selamlar, saygılarımı iletiyorum. Bizi izleyenlere de, tüm izleyenlere, dinleyicilere. Şimdi Taner Hoca çok dikkatli bir orkestra şefidir. Ben onu bütün şefler gibi birlikte çalışırken izlemiştim. Dün iki şarkıyı da yolladım kendisine. İncelemesini rica ettim. Bilmiyorum hocam ne çıktı? Norm Ender'in şarkısı çalıntı mı? Değerlendirmeniz ne oldu? Her iki şarkıyı da dinlediniz, incelediniz. Kimin şarkısından çalıntı? Young Slat, Stack Feet yani düet B.V. Longway. İki rapçi şarkıcı. Doğru söyledim mi bilmiyorum. Evet, evet söyledim. Evet ben iki şarkıyı da iki klibi de izledim. Şimdi öncelikle şunu vurgulamak lazım. Sanırım Norm Ender'in bir tweetinde de açıklamasında da o kelime geçiyor. Loop diye bir şeyi açıklamış. Evet, loop ya da riff dediğimiz kendini devamlı tekrarlayan küçük motifler vardır. Özellikle elektronik müzikte bu belli bir zamandan itibaren bütün dünyada kullanılan ve dolayısıyla ülkemizdeki aranjörler, müzisyenler, besteciler tarafından da bu sektörde kullanılma yolu seçilen bir şekil bu. Kendini tekrarlar devamlı. Şimdi burada da Norm Ender'in yapmış olduğu bu şarkıda, hatta benim piyanom açık şu anda. Ben mesela size buradan çalarak da bunu ifade edeyim isterseniz. Vallahi şahanesiniz. Hocam, telife girer, telif yeriz. Ha telif yeriz, kendi telif yemeyeceğimiz bir şey çalmanız. Ha ya yok. Da... Ya o eser kime ait? Sadece o riffi göstereceğim. Ha tamam, telif kaç mezur o riff? Riff şu, o rapin altında devamlı dönen ve kendini tekrarlayan şu melodi. Orijinalinde de bunun tam bir ses. Müzisyen, bizi izleyen müzisyenler bilir, müziğin içinde olanlar bilir. Bu çalmış olduğum Norm Ender'in rapinin altındaki ton do minör. Orijinalinde de bunun tam bir ses, bir tam ses yukarısında re minörden aynı melodi şu şekilde çalınmış. Yani hani bu anlamda arka arkaya dinlenildiğinde birebir aynı olduğu hissedilmesin düşüncesiyle belki. Hani kimsenin bu anlamda günahını almayalım ama
bir farklı ton seçilerek aynı melodi çalınmış. Yani aynı notalar var. Evet evet ya, çalınmış. Notalar aynı. Çalınmış derken icra edilmiş anlamında söylüyorum. Anladım. Yani ya icra edilirken de çalınmış anlamında. Evet. Ama hocam öyle de olmuş. Yani hem icra edilmiş, hayır, hem çalınmış da galiba. Şimdi şöyle söyleyeyim. Melodi birebir aynı mı diye sorarsanız çok net olarak söyleyeyim. Melodi birebir aynı. Yani, şimdi hocam siz bilir kişisiniz. Bu vatandaş şikayet etti. Bu bilirkişi heyetine geldi. Evet. Mahkemede size sordu. Dedi ki bilirkişi bunu incelesin. Bu bununla bunun aynı mı, çalıntı mı, değil mi diye. Siz de elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve bilirkişi raporunu yazacaksınız. Evet. Ne dersiniz sonuç itibariyle? Ali abi, öyle bir durum olsaydı yani bunun ifadesi hukuken evet çalınmıştır denilmesi gerekiyorsa ben de evet çalınmıştır derdim. Teşekkürler hocam bu cesaretli tavrınız için. Çünkü ben bunca yıllık meslek hayatımda yani bana telefon açıyor, diyor ki işte şunun şarkısı şundan çalıntı. Tamam da evet, ben gazeteciyim, bunu diyebilmem için bir dayanağım olması lazım. Bu konuda bir otoritenin konuşması lazım. Ya da o eser sahibinin çıkıp demesi lazım ki İlkay benim şarkımı çaldı. Kim diyor onu? Ali Eyüboğlu. Ben bunu değerlendirebilirim. Yani bana bunu veren konservatuvar hocaları, besteciler çık konuş, senin ağzından vereyim, yok beni karıştırma. Korkaklığına, çünkü yarın öbür gün bu müzik sektörü küçük bir dünya, bir şekilde birbirlerine düşüyorlar. Kol kırılıyor, yen içinde kalıyordu. İlk defa birisi bu konuda net bir şey söyledi. Yani aslında bu anlamda bilgi sahibi olan kişiler yani o bilgi düzeyindeki sorumluluklarını yerine getirmeliler. Yani sadece bu şarkıyla alakalı değil ki. Yani müzik sektörümüzde o kadar ünlü isimlerin yabancı şarkılardan yapmış olduğu alıntıları, çalıntıları, bunları çok net aslında herkes biliyor. Niye dile getirmez? Onu bilemem tabii. Yani herkesin kendi vicdanıyla alakalı bir şey. Duygusal sebeplerden, tamamen duygusal sebeplerden. Bir doğrudur, şekilde yolumuz kesişir, istikbalimi kapatmayayım diye. Doğrudur. Yani herkesin kendi fikrine ne diyelim, saygı mı duyalım diyelim. Bu hocam, anlamda. Biz sizi Magazin Noteri'nin Müzik İşleri Daire Başkanı olarak bundan sonra görmek istiyoruz. İnşallah Ali abiyle de en kısa zamanda sizi tanıştırmak, bir kahve içmenizi sağlamak isterim. Çünkü o da sizin gibi cesaretli bir müzik insanı arıyordu anladım. Evet. Aa, ne güzel. Teşekkürler görüşürüz hocam. Tabii ki. Tabii, saygılar, sevgiler. Sağ olun, bir mukabele. Çok, çok teşekkür ediyoruz sayın hocam. Görüşmek üzere, sevgiler. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Yani abi, anladık ki Norm Ender şarkıyı çalmış. Şarkının alt melodisini, yani yürüyen melodi. Altta cistaka 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 diyor ya, şarkının tamamı değil benim anladığım kadarıyla. Çünkü şarkının bir altta bir tekrar eden melodi gidiyor. Müzik gidiyor. Baştan bir de sonra üstten, o gidiyor. Daha doğrusu şöyle. Alt ray sistemi çalıntı, üstündeki tren farklı. Lokomotif farklı. Benim anladığım o. Keşke kapatmadan sorsaydık. Soralım mı bunu? Teyit etmek ister misin? Ya, melodi birebir aynı diyor. Melodi ikisinin de kullandığı melodi. Daha bunun neyini sorup teyit edeceğim. Aynen. Yani böylece biz de Magazin Noteri olarak bir konuyu netleştirmiş olmanın, çünkü bu böyle çıkmış bir haberdi ama bir otoritenin konuşmuş olması haberlerin çıkmış olmasından daha kıymetli oluyor. Öyle değil mi Ali abicim? Ki bunun, evet, ne kadar zor olduğunu söylüyorsun. Taner Hoca'ya tekrar çok teşekkür ediyoruz bu arada. Peki bu Norm Ender'i kariyerine, şarkının gidişatını, reklamı nasıl etkiler abi şimdi? Vallahi bilmiyorum. Defacto paraysaydı şimdi bunun mağazalardan geri dönüşünü bekleyecek. geri, yani burada kaybeden bu işe para yatıranlar olur. Şarkının orijinal sahibi Defacto'ya da dava açabilir. Norm Ender'e de dava açabilir. Haberi olursa durumdan. Ya o da kesin birinden çalmıştır onu. Böyle bir tuhaf şey var. Ya ben böyle bir şey yaşadım. Başıma geldi. Onun için çok fazla iddialı konuşmak istemiyorum. Enteresan.
Evet. Peki Ali abicim, Cem Yılmaz'la mı devam edelim, Şeyma'yla mı devam edelim? Cem Yılmaz. Cem Yılmaz. Bakalım Norm Ender ne diyecek? Norm Ender bir açıklama yaptı hocanın söylediği. Bu arada onu söyleyeyim mi? Dedi ki yani biz aynı kıyafete, aynı kumaşla farklı elbiseler yapan terziler gibi dikiyoruz dedi. Bir cümlesini seçmem gerekirse eğer. Ne? Diyor ki loop iki nokta üst üste. Evet. Ekrana verebiliriz. Müzik yaparken kullanılan yardımcı ses döngüleridir. Üretim amaçlı şarkılarda kullanılmaktadır. Aranjörler çok iyi bilir ve kullanır. Sizin bilmiyor oluşunuzdan yararlanmaya çalışan bebelerin kurbanı olmayın. Son cümleyi çizmişim ben. Aynı kumaşla farklı elbiseler yapan terziler gibi dikiyoruz diyor. Yani ben aynı kumaşı kullandım diye de itiraf da ediyor bana kalırsa. Şimdi notalar kumaş tamam ya da yün. Ama ortaya çıkan elbise işte o notaların dizilimidir. Kumaş değildir. Yani aynı kumaştan olmuyor. Yani burada kelime oyunu yapıyor. Şimdi bak. Biz bebeler burayı dinleyin bak. Uyanın. Şimdi burada o çalınan melodideki notaların dizilimi bir başkasına benziyorsa, bir başkasını birebir aynısıysa bu çalıntıdır. Senin onu bir üst perdeden çalman ya da metronomunu düşürmen, yükseltmen yani daha ağır, daha hızlı çalman bir şeyi değiştirmez. Yani do, sol, mi, sol, fa, mi, sol diye gidiyorsa sen bunu daha kalın bir sesten basman fark etmez. İnce sesten de gene aynı basıyorsun. Do, sol, mi, fa böyle gidiyorsun. Hı hı. Yani dolayısıyla kullanılan kumaş değil, ortaya çıkan zaten elbise. Başka bir şey yok. Dikmiyorsun sen. Anlatabildim mi? Çok iyi anladım. Olmadı yani Norm Ender. Bu da olmadı. Bebeler anlamayan varsa. Bu da olmadı. Evet.